Molarite ve molalite kelimeleri arasındaki farklar üzerine konuşalım. İlkinde r, diğerinde ise l var. Ama birbirlerine çok benziyorlar. Aslında bazen kelime hızlı telaffuz edildiği zaman hangisinin söylendiğini duymak bile zorlaşıyor. Yani bu terimler geçince dikkatli dinleyin. Çünkü ufak bir fark var. Aslında iki ufak farktan bahsedeceğiz. Molarite ile başlayalım. Molarite, herhangi bir parçacığın mollerinin 1 litre çözeltiye bölümünü ifade eder. Molalite ise bundan biraz farklı. Başka bir renk kullanalım. Molalite, mol sayısı bölü 1 kilogram çözücüye eşit. Dikkat ederseniz burada bir kütleye bakıyoruz. Ayrıca çözelti değil, çözücüden bahsediyoruz. Bunun iyice altına çizelim. Burada 1 litre çözelti var. Burada ise 1 kilogram çözücü. İkisinde de pay aynı, fakat paydalar farklı. Şimdi bunun bir örneğini çizelim ve görelim. Burada çözeltimiz olsun ve çoğu da sudan oluşuyor diyelim. Şöyle suyla dolduralım. Evet. Her tarafını eşit ve güzelce çizelim. Dikkatlice ölçüyoruz. Mesela üre molekülleri eklediğimizi farz edelim ürenin vücudumuz tarafından nitrojeni atmak için kullanıldığını biliyoruz. Üre de vücuttan idrar yoluyla attığımız atık bir madde. Buraya bir miktar üre molekülü koyalım ve o bölgeyi pembe yapalım. Üremiz burada. Onu 1 mol olarak görüyorsunuz. Birkaç molekül daha çizeceğim. Fakat 1 mol dediğimde bu molekülden 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane olması gerektiğini biliyorsunuz. Evet. 1 molün neye eşit olduğunu hepimiz biliyoruz. Çözeltimizde şu anda çok sayıda molekül var. Şimdi bunu kesip yapıştıralım. İşte böyle. Şu tarafa yapıştıralım. Evet. Bu tam olarak aynı, değil mi? Birebir aynı çözelti. Pembe üremiz de hala burada duruyor. Bu tarafta ise bunu ölçüp seviyeyi işaretlediğimizi farz edelim. Bu seviyeyi tam 1 litre olarak kabul edelim. O halde bu çözeltinin 1 litre başına 1 mol üreye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki 1 molar üre çözeltimiz var. Molaritemiz işte bu. Şimdilik her şey yolunda. Bunların üre olduğunu belirtelim ki anlaşılır olsun. Molaritemiz bu. Peki ya öteki taraf yani molalite? Bunun için silgi kullanmam gerekecek. Tüm üreyi sildiğimi hayal edin. Çünkü çözeltiyi değil, yalnızca üreyi istiyorum yalnızca su olan kısmını düşünelim. O küçük molekülleri umursamayalım. Öncelikle 1 kilogram çözücü elde etmek istiyoruz. Bunun için tüm üreden kurtulmamız lazım. Ufak üre moleküllerini çıkardık. Ama suyun bu şekilde deliklerin kalmasına müsaade edeceğini hayal edemeyiz değil mi? Bu delikler anında dolacaktır. O zaman biz de delikleri suyla dolduralım. Su bu deliklere hücum eder ve doldurur fakat bu delikleri doldururken su seviyesi de azalır ayrıca biraz daha az suyumuz var yani su seviyesini biraz düşürdük buradan biraz silelim çünkü su seviyesi bu üre deliklerini doldurmak için azaldı şimdi bunu ölçelim 1 litreden az olduğunu söyleyeyim 0,99 litre olsun 1 litreye çok yakın ama biraz eksik hatırlarsanız 1 litre 1 kilograma eşittir Çoğu sıcaklıkta 1 litre su 1 kilograma eşittir. O halde şu soruyu sormalıyız. Bu 1 kilograma eşit mi? Cevap hayır. Burası 0,99 kilograma eşit. 1 litreden biraz eksik. O zaman burasının ağırlığı 1 kilogramdan daha az olacak. 0,99 kilogram olacak. Elimizde 1 mol üre vardı değil mi? Üreleri şöyle havaya çiziyorum çünkü suya girmeden önce buradalardı. 1 mol üre 0,99 kilogram suya giriyordu. Bu durumda molalitemiz biraz farklılık gösterecektir. 1 mol üre bölü 0,99 kilo çözücü yani su. Biri birden biraz daha küçük bir sayıya bölersek birden biraz daha büyük bir sayı elde ederiz molalitemiz belki 1,01 civarında olacaktır. Yani kısaca birin biraz yukarısında olacaktır. İşte bu da molalite. Birbirlerine çok benziyorlar değil mi? Bu durumda bir molarite kendisinden biraz daha fazla molaliteye eşit olacaktır. Çünkü üre moleküllerinin bir miktar hacim kapladığını ve bunun çözücünün toplam hacminin biraz daha az olmasını sağladığını biliyoruz. Temel fark bu. Kan ve kana karışan şeylerden bahsettiğimizde çoğu klinik uzmanı molariteyi tercih edecektir. Çünkü molariteyle ile işlem yapmak daha kolaydır ve tam çözücü miktarını hesaplamanıza gerek yoktur. Yalnızca çözeltiyi düşünebilirsiniz. Çoğu klinik uzmanı, doktor ve hemşire bir şeyleri değerlendirirken kafasında molarite hesabı yapar. Fakat laboratuvarda çalışırken ve daha kesin sonuçlar almak istediğinizde molariteyi kullanabilirsiniz.